Devlet Eski Bakanı şu anda İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Abdüllatif Şener, İstanbul Milletvekili Sayın Akif Hamza Çebi, İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Taner, Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sarıbal, CHP İlçe Başkanımız Sayın Ali Cengiz Erol, Cumhuriyet Halk Partisi Tuzla İlçe Başkanımız Sayın Ali Eren Bingöl, Belediye Meclis üyelerimiz, partililerimiz ve tüm diğer konuklarımız, Sayın Belediye Başkanımız Ali Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma törenine hepiniz hoş geldiniz. Hanımefendiler, beyefendiler, etkinliğimize geçmeden önce sizleri başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu anlamlı günde daha da anlamlı kıldınız İstiklal Marşımızı. Bu akşamki etkinliğimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Hamza Çebi'yi kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla buyurunuz efendim. Çok değerli sayın bakanlarım, eski Kültür Bakanımız Sayın Nami Kemal Zeybek, Maliye Bakanımız Başbakan Yardımcımız Sayın Abdüllatif Şener, değerli milletvekili arkadaşlarım Sayın Mahmut Tanal, Sayın Orhan Sarıbal, çok değerli ilçe başkanlarımız, Maltepe İlçe Başkanımız, Pendik İlçe Başkanımız, Tuzla İlçe Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, çok değerli katılımcılar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 101. yıl dönümü nedeniyle Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Ali Kılıç'ın düzenlemiş olduğu bu toplantıda sizlerle beraber olmaktan dolayı son derece mutluyum.
bu etkinliği düzenlemiş olduğu için böyle güzel bir tesiste bu etkinliğe yer verdiği için Sayın Belediye Başkanımız Ali Kılıç'a çok teşekkür ediyorum. Esas olan burada değerli konuşmacıların, panelistlerin konuyla ilgili görüşlerini sizlere anlatmasıdır. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim ki İstiklal Marşı 20. yüzyılın en büyük ve en onurlu mücadelesi olan Anadolu topraklarında bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devleti Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmanın mücadelesi olan İstiklal Savaşı'nın ruhunu yansıtan, onu bütün milletimizin her ferdinin iliklerine kadar hissetmesini sağlayan büyük bir marştır, büyük bir şiirdir. Her satırı, her mısrağı yürektendir. Her satırında Mehmet Akif'in inanmışlığı vardır, milletin hissiyatı vardır. Gerçekten okuduğumuz zaman, bir şiir olarak okuduğumuz zaman tüylerimiz diken diken olur. Aynı ruhu Mehmet Akif'in Çanakkale Şehitlerine şiirinde de görürüz. Çok değerli konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Savaşı'nın o olağanüstü günlerinde bu marşı, bunu kabul etmek suretiyle İstiklal Savaşı'nın ruhunu yansıtan, milletimizin ruhunu yansıtan bu şiiri kabul etmek, marş olarak kabul etmek suretiyle çok önemli, çok büyük bir iş yapmıştır. Mehmet Akif İlkin bu yarışmaya katılmaz. Parayla yapılan bir yarışmadır. Buna katılmayı asla uygun görmez. Yarışmaya katılan yüzlerce şiirin hiçbirisini Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da seçici kurul marş olarak kabul edilmeye layık görmez. Sonunda Mehmet Akif Ersoy'dan rica edilir. Sen bir şey yaz derler. O da yazar ve kendisine hepinizin bildiği gibi o 500 lira bir para verilmek istenir. O da onu kabul etmez. Onu bir hayır kurumuna bağışlatır. Ve bütün şiirlerini toplamış olduğu Safahat adlı kitaba İstiklal Marşı'nı almaz. Bu milletin şiiridir der. Böyle bir ruhu bize yaşattığı için, böyle bir şiiri, böyle bir marşı bize armağan ettiği için Mehmet Akif'i şükranla anıyorum, rahmetle anıyorum. Benim ismim de hep kısaltılır, Akif Hamza Çebi denilir. İsmim Mehmet Akif Hamza Çebi. Evet, ben konuşmacılara zaman tanımak amacıyla ve onları da bir an önce dinlemek amacıyla konuşmamı burada sonlandırıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. O zaman biz de efendim Mehmet Akif Hamza Çebi'ye teşekkür ediyoruz. Bundan sonra buna özen göstereceğiz sunumlarımızda. Kıymetli konuklarımız, birazdan sahneye davet edeceğimiz konuşmacılarımız, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan bahsedecekler. İstiklal Marşımızın bundan tam 101 yıl önce nasıl kabul edildiğinden bahsedecekler. Şimdi öncelikle moderatörlüğünü yapmak üzere bu panelin İstanbul Milletvekilimiz Sayın Abdülatif Şener'i sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Kültür Eski Bakanımız Sayın Namık Kemal Zeybek'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Ve son olarak yazar Ümit Aktaş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bu arada özür diliyorum, Abdülatif Şener için İstanbul milletvekili dedim ama kusura bakmayın, bugün o kadar çok anons yaptım ki Konya milletvekili olduğunu elbette biliyoruz. Kusurumuza bakmayınız. Şimdi alkışlarınız bu panel için, bu kıymetli dakikalar için efendim. Buyurunuz Sayın Şener. Thank you.
Herhalde yaka mikrofonu yeterli galiba. Ha, tamam, tamam. Evet, saygıdeğer davetliler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biraz önceki takdimlerden ve açılış konuşmasından anlaşıldığı gibi bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümü. Bu yıl dönümü vesilesiyle Sayın Maltepe Belediye Başkanımızın organize ettiği bu anlamlı toplantıda İstiklal Marşı bağlamında ve genelinde Mehmet Akif Ersoy'u anacağız. Bu vesileyle şunu ifade etmek isterim ki gerçekten Mehmet Akif bir vatan şairidir. Yüreği her zaman vatan hasretiyle yanmış, milli duygulara sahip bir büyük şairimizdir. Aynı zamanda bir milli şairdir. Yani milli şairimizdir. Çünkü İstiklal Marşı'nı yazan odur ve yazmış olduğu İstiklal Marşı da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 12 Mart 1921 günü mecliste okunmuştur ve milli marş olarak kabul edilmiştir. Bir vatan şairi olarak milli duyguları çok güçlü, vatan duyguları çok güçlü ama aynı zamanda bir başka özelliği var. O da bir Kur'an şairi olmasıdır. Safahat'taki pek çok şiiri Kur'an-ı Kerim'den alınan bir ayetle şerh levha haline getirilir ve ona isnaden şiirler yazar. Ama aynı zamanda da milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın heyecanı taşıyan bir isim olarak çok büyük destansı şiirleri vardır. Çanakkale şehitlerine yazmış olduğu şiir gerçekten büyük bir destan mahiyetindedir. Bursa'nın Yunanlar tarafından işgali üzerine yazmış olduğu Bülbül şiiri yine böyle büyük destansı bir şiirdir. Ve elbette İstiklal Marşı da bu destansı manzumlarının bir başka örneğidir. Ama baştan sona şiirlerini okuduğunuz zaman büyük bir coşku, büyük bir heyecan yaşadığını görürsünüz. Fakat ben sözü uzatmak istemiyorum. Tasviri ve anlatımı konuşmacı davetlerimize bırakmak istiyorum. Hani meşhur bir söz var ya, yumurtayı hangi ucundan kırmalı diye. Kimindi? Rasim Özdenören'in bir kitabının da ismi galiba. Onun için katılımcılarımızı tanıyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Sayın Namık Kemal Zeybek 18. 20. dönem İstanbul milletvekilidir. Eski kültür bakanımızdır. Ama bütün sıfatlarını özetlemeye kalkarsak Mehmet Akif anma toplantısından Namık Kemal Zeybek anma toplantısına döner. Onun için kısa kesiyorum. Doğru. Ümit Aktaş mütevazi kişiliğiyle bildiğim, uzaktan izlediğim bir isimdir. Şiir kitapları var, romanları var. Pek çok dergide denemeleri var, yazıları var. Ve önemli kitapları var. Kitap evi, değil mi romanınızın adı? Yani ben de bir kitap evine takılarak, her ne kadar İmam Hatip mezunu olsam da, o yıllarda bir kitap evine çok takılırdım, İslam kitap evine. O daha sonra İstanbul'da yayın faaliyetini devam ettirmişti. Ve o kitap evi etrafında oluştu düşüncelerim ve geleceğe taşıdığım fikirler. Sizin o kitap evi romanı da
sanki kendimden bir parçaymış gibi geliyor bana. Evet. Ama gerçekten entelektüel derinliği ayrı bir konu ama kendisi kendi kişiliğini, kimliğini öne çıkarmayan, sessiz ve derinden derinliği hissedilen bir isimdir. Onun için Sayın Bakanımızın da icazetiyle, izniyle ilk sözü Ümit Bey'e veriyorum. Akif hakkında ne söylerler birlikte dinleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben de gerçekten bu güzel günü, bize bu istiklal marşını hediye eden Akif Ersoy ve bu güzel günü tertipleyen Maltepe Belediyesi'ne şükranlarımı söylemek istiyorum. Kitap evlerinden söz açtı Sayın Bakanımız. Evet, gerçekten bizler çocukluğumuzdan itibaren kitap evi merkezli iştigaller içerisinde bulunduk. Kültür hareketleri içerisinde bunlar. Mehmet Akif de her şeyden önce büyük bir kültür insanıydı. Kitabı ve insanı severdi. Çünkü o bir ozandı temelde. Ve önemli bir ozandı. Aslında bizler ozanlara gerekli kıymeti vermekte değiliz. İstiklal Marşı ise bu toplumun hem bağımsızlık hem de özgürlük andı. Ama onlardan da daha öte kurucu dilidir. Çünkü bir vatan öncelikle dilde kurulur. Dili olmayanın vatanı olmaz. Dil çok önemli, insan açısından çok önemli bir kavramdır. Bu marşı biraz da böyle telakki etmek istiyorum. Tabii bir başka kurucu ozanımız var. O da Yunus Emre. Yunus Emre ise aslında Osmanlı kurulmakta olan, kurulacak olan Osmanlı'nın dilini kurar. Ve işte bizim gözümüzde Yunus mistik bir derviştir. Oysa ki Yunus oldukça devrimci bir ozandır. Biz onun devrimci yüzünü görmeyiz. Onun şiirlerini ilahi yapıp tırnak içerisinde harcamışız. Çünkü onun şiirleri aslında devrimci şiirlerdir. Bir toplumu kuran şiirlerdir. Hala biz Yunus'un diliyle konuşuruz. Hani buradaki devrimciliğe de birkaç cümle ayırmak istiyorum. Biliyorsunuz Selçukluların resmi dili, sarayın resmi dili Farsçaydı ve Büyük Ozan Mevlana da Farsça yazmıştı. İşte Yunus birincisi Türkçe yazdı ve Osmanlı Devleti'nin resmi dili de Türkçe oldu. Bu çok önemli bir devrimdi. Dil açısından bir devrimdi. Öte yandan Yunus bakışını insana ve yere çevirdi. Burada insana çevirmesi ve yere çevirmesine dair şöyle bir mısra var. Bana rahmet yerden yağar. Şimdi aynı benzeri bir şeyi Mehmet Akif'te de buluruz. Çünkü onun dili de kurucu bir dildir. Ve o da bakışını yere çevirmiştir. Gökten inmedi hiçbir şey, bütün yerden taşar. Bu da Akif'in sözü. Hemen hemen Yunus Emre'nin ifadesi gibi bir sözdür bu. Peki bu ne demek? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyunca buna çok dikkatimiz çekilir. Ama inceliği çok da fark etmeyiz.
Ne zaman peygamberlerden bir mucize talep edilirse, o zaman Allah yerden misaller verir. Yeryüzüne dikkat çeker. Bitkilere, hayvanlara, canlı ve cansızlara. Bunlara bakın. Bak işte, yani benim yarattığım şeyler bunlar. Yaratıcılığın izleri orada. Onlara bakın ve onlarda görün. Onlarla iştigal edin. Ama insanlar ne yapıyorlar? Yerle uğraşmak yerine gökten umuyorlar. Fakat kitap tam da bunun tersini söyler. Yerle uğraşın. Yerden öğrenin. Çünkü yaratıcılık oradadır. İşte Yunus da, Akif de bizim bakışlarımızı aslında oraya çevirmişlerdir. Çünkü kurucu ozanlardır. Ve kurucu ozanlar aynı zamanda devrimci bir kişiliğe de sahiptirler. Şimdi Akif'in bu yönü de pek görülmez. O neredeyse işte hasbelkader İstiklal Marşı'nı yazmış olan tırnak içerisinde mürteci bir biridir gibi görülür. Ama hiç de öyle değildir. Bir kere Akif'in poetikası, yani dili, edebiyatı doğu kadar batıya da dayanır. Yani doğudan, evet, Mevlana'dan, Yunus'tan, işte Namık Kemal'den, Muallim Naci'den etkilenmiştir. Ama aynı zamanda Victor Hugo'yu, işte Lamartine'i gibi veya işte Muhammed İkbal gibi Hindistan'ın büyük ozanı okumuştur ve onlardan etkilenmiştir. Dolayısıyla Akif'i doğucu ya da batıcı gibi de görmemek lazım. Evet, her iki taraftan da etkilenmiştir ama o merkezde, ortada durmak ister. Her iki yandan da beslenen ama kurucu dilini kendisi üretmek isteyen bir şahsiyettir. İşte onun meşhur dizesini biliyorsunuz. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Ve ah o din, nerede azmin, sebatın dini, o yerin gökten inen dini, hayatın dini. Yani o hayatın dinini şiirleriyle terennüm etmek, anlatmak ister. Hakikaten Akif'in işte Yunus'ta olduğu gibi Akif'teki de bu devrimci yön aynı zamanda şiirin dilini sadeleştirerek, toplumun dilini alarak, o toplumun dilini geliştirerek topluma hitap etmek ister. Toplumcu bir şairdir Akif o açıdan. Ve tamam, İstiklal Marşı'nı yazmıştır ama İstiklal Marşı'nı belki onda tecelli eden bir şey. Yani o öyle bir ruhu yakalamıştır ki o ruh İstiklal Marşı'nı terennüm etmiştir. O nedenle hakikaten İstiklal Marşı safahata sığmayacak bir marş. Ve kendisi de bir taraftan Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın derken, öbür taraftan ölüm döşeğindeyken bazı haberler alır. İşte İstiklal Marşı'nın beğenilmediği ve yeniden yazdırılmak için bir takım faaliyetler olduğuna dair der ki, o İstiklal Marşı'nı bugün ben dahi yeniden yazamam. Ve hakikaten de alternatif olarak üretilen şiirlerin hiçbirisi marş özelliğine sahip değildir. Ve İstiklal Marşı hamdolsun günümüze kadar gelmiştir. Okumaya devam ediyoruz. Fakat bir başka ozanımız daha var. Onu da yad etmeden geçmek istemiyorum. O da Nazım Hikmet. O da Kuvayi Milliye Destanı'nı yazdı. Yani bir tür
İstiklal Marşı yazdı. Gerçi Kuvayi Milliye Destanı milli mücadelenin bütünüyle şiirsel bir özetidir, anlatımıdır ve çok önemlidir. Ve orada işte Mustafa Kemal için mavi gözleri çakmak çakmak sarışın bir kurt olarak tanımlar Mustafa Kemal'i. Akif'ten ise şöyle söz eder. Akif inanmış adam, büyük şair. Akif'in üstünlüğünü kabul eder. Fakat biz maalesef hem Akif'i hem de Nazım Hikmet'i küstürdük. Ozanlar kırılgan insanlardır. Çabuk kırılırlar ve onlar aynı zamanda da çok mütevazıdırlar. Kendilerini çok öne çıkarmazlar ama hatırları, gönülleri sayılsın isterler. Bunu yapamadık. Her iki ozan da Türkiye'den ayrıldı. Akif Mısır'da uzun yıllar kaldı ve fakat ölümüne doğru yurda döndü. Burada vefat etti ve Edirne Kapı şehitliğine defnedildi. Nazım Hikmet Rusya'ya gitti, geriye dönemedi. Dönmedi ya da dönemedi. Ve mezarı hala Moskova'da. Şu anda şimdi bence yapılması gereken Nazım'ın Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman olarak tanımladığı, hasretiyle cayır cayır yandığı İstanbul'a hiç değilse kemiklerinin geri döndürülmesidir. Bence bu helalleşme babında Nazım'la da bir helalleşmek lazım. Onun da hiç değilse kemiklerini tekrar yurda döndürüp bir çınar altına defnetmek lazım diyorum. Ve sözlerimi burada bitiriyorum. Evet, Ümit Bey'e teşekkür ediyoruz bu güzel tasviri, bu güzel nitelemeleri nedeniyle. Gerçekten bağlantıları çok hoştu. Değerlendirmesi bir edebiyatçıya, bir şaire yaraşır şekildeydi. Yararlandık. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka üslubu dinleyeceğiz. Bir başka tarzı. Yani her siyasetçinin siyaset tarzı farklı olduğu gibi her sanat eleştirmeninin de tarzı farklıdır. Namık Kemal Bey herkes siyasetten bilir ama çok şiir okur. Belki Safahat'ı baştan sona ezberdir, bilmiyorum. O bakımdan sözü kendilerine bırakıyorum. Bir tabii, hay hay. Bir 15 dakikanız var. Efendim? Kaç 15 dakika? Galiba mikrofona gerek var mı? Yok, tamam. Bu mikrofon var, onun için söylüyorum. Evet, değerli hocanın gerçekten şiir tadında bir konuşma yaptığı. Ama son söylediği biraz tehlikeli. Ben Kültür Bakanlığım döneminde Nazım Hikmet büyük şairdir falan dedim. Adım Nazım Kemal Zeybek oldu. Yapan da bizim eski arkadaşlarımız. Ya Nazım Kemal Zeybek aşağı, Nazım Kemal Zeybek yukarı. Gazetecinin biri sordu. Dedi ki sizin arkadaşlarınız, benim eski arkadaşlarım, size Nazım Kemal Zeybek diyorlar, ne diyorsunuz? Dedim hiçbir şey demiyorum. Babam Namık Kemal demiş. Namık yazıcı demek. Nazım düzenleyici demek, daha güzel. Dolayısıyla benimsiyorum dedim. Ta ki rahmetli Türkeş İzmir Türk Dünyası kurultayında konuşmasının sonunu İşte uzaklardan gelip kısrak başı gibi falan diye söyleyin ya, birden aklıma gelmedi yani. Dört nala gelip uzak Asya'dan. Kısrak başı gibi uzanan. Bu
memleket bizim. Okudu, ben beraat ettim. Ondan sonra kimse artık bana bir şey demedi. Ama bu arada biriler dedi ki, ya aslında onu da Namık Kemal Zeybek yazdı. Gerçekten ben yazmıştım o konuşmasını. Ama şiirime koymamıştım. Sonradan eklemişler onu. Evet, yani insanların dirliğinde değişmeler olması kaçınılmazdır. Kötü de değildir yani. Hepimiz değişiyoruz. Değişmek gelişmeye doğruysa güzeldir. Bozulmaya doğruysa kötüdür. Dolayısıyla bizlerin de dirliğimizde elbette ki değişmeler ola geliyor. Bir insanı tanımak için herhangi bir döneminin fotoğrafını çekerseniz onu tanıyamazsınız. Onun filmini çekmek lazım. Akif'i de böyle anlamalıyız diye düşünüyorum. Ama çok tatlı anlattı hocamız. Evet. Şimdi eleştirenler var tabii. Yani mesela eleştirenlerden birisi diyor ki, ya Türk milleti gibi bir milletin İstiklal Marşı niye korkma diye başlasın? Evet, yani ilk nazarda ben de düşünüyordum. Çok gençken niye korkmalıymışız ki yani biz? Büyük bir budunuz, büyük bir ulusuz. Ama unutulan bir şey var. Kork demiyor ki, korkma diyor. Efendim? Kork demiyor, korkma diyor. Korkma diyor. Bir, ikincisi korkulan bir dönemdi. Ya dönem o dönem. Daha Sakarya yapılmamış. Daha Yunanlıların, Yunan ordusunun top sesleri Ankara'da duyuluyor. Ankara'yı boşaltalım diyenler var. İşte Diyapağa filan, tabi Atatürk istemiyor da Diyapağa dimdik durdu. Tek konuşması, biz buraya savaşmaya, ölmeye geldik, nereye gidiyorsunuz falan diye. O iş bitti ama konuşuluyordu. Hatta milletvekillerinden de kimileri ailelerini Kayseri'ye göndermişti. Öyle bir dönem. Niye korkmayacakmışız ki? İşte o zaman gür bir ses, korkma dedi. O bakımdan döneminde doğru bir başlangıçtır. Korkma diyor. Kim diyor? Akif. Akif'in milli mücadeleye katkısı çok önemlidir. Atatürk onu çağırdı. O da Eşref Edip'e topla matbaayı falan, Ankara'ya gideceğiz. Orada bize ihtiyaç varmış. Sözü de bu. Alçak gönüllü bir biçimde. Orada bize ihtiyaç varmış dedi, geldi. Ama Konya'ya gitti, konuştu. Kastamonu'ya gitti, konuştu. Nasrullah Camii hitabesi çok önemli. Onun konuşmaları dağıtıldı. Dağıtıldı. Yani milli mücadeleye karşıt olan dinciler, yani dinci lafını dar anlamda kullanıyorum, kimse alınmasın. Kötü anlamda kullanıyorum. Yani Müslüman adam dinci olmaz zaten bence. Ya Müslümandır ya da dincidir. Çünkü dinci olunca, İslamcı olunca, İslamcılık ideoloji haline getirmektir dini. İdeoloji haline getirirseniz artık İslam'ın erdemi falan gerekmez. Çünkü o bir ideolojidir. Şöyle geriye dönüp baktığımız zaman Akif'in Osmanlı'nın son dönemlerinde nasıl kurtulacak bu devlet diye düşünen iyi niyetli insanlardan kimileri Osmanlıcı. Yani biz bütün Osmanlı milletlerini bir millet haline getirelim ve böylece kurtaralım diyenler vardı. Başka bir kısmı da İslamcıydı. Yani esasında Osmanlıcılığın sökmediği, olmayacağı falan da anlaşıldı. İşte Bulgarlar gitti, Yunanlar gitti filan. Elde kalan kim? İşte Müslüman uluslar. Onlardan bir ulus meydana getirelim. Ama burada önemli nokta şu. Bunların bir kısmı Osmanlıcı İslamcıdır. Belki yani çok kullanılmayan bir deyim kullanıyorum. Ya Osmanlı içindeki İslam milletlerinden bir ümmet meydana getirmek. Mesela Akif onlardandır. Hem Osmanlı milliyetçisidir, hem de İslamcıdır. Yani Arapları, şunları, bunları, işte Arnavutları falan. Bu arada işte ben ki fakat işte Arnavut'um, başka bir şey diyemem, işte perişan yurdum falan gibi sözleri de var.
Arnavut mu değil mi? O değil. Yani kendisini de ortaya katarak, yani Arnavutlara falan da, bak ben de Arnavut'um ama işte bak böyle İpekli. İpekler Arnavut değilmiş. Ben oralara gittim. Aslında Türkmüşler meğerse. Onu da öğrenmiş olduk filan. Orada öğrendim yani. Ama öyle diyor Akif. Şimdi burada önemli bir nokta var. Akif'in İslamcılığı bir başka İslamcılıktır. Döneminin Müslümanlığını beğenmez. Yani sadece Osmanlı'daki Müslümanlık değil. Ta Buhara'ya kadar işi uzatır. Hani İbn-i Sina'nın ülkesi? Nerede İbn-i Sina? İbn-i Sina'nın memleketinde halk, Türkistan halkı, güneş tutulduğu zaman teneke çalıyorlar ki güneşi tutan cinler korksunlar da gitsinler. Bunu anlatıyor Akif. Akif'in sefahatında İslam karşıtlarına olduğundan daha fazla Müslüman geçinenlere eleştiri yöneltilmiştir. Evet. İşine gelince şeriat diyenlere, efendim Müslümanlıktan haberi olmuyor. Yani o İbn-i Sina, İbn-i Rüşd İslam'ını özlüyor. Evet. Akif'in istediği bu. Devrim istiyor. Değerli hocamızın söylediği gibi. Bu anlamda da devrimci. Sadece dilde değil, dinde de devrimci. Tabii dildeki büyük devrimi aruz ile en saf Türkçe şiirler yazmayı başaran, işte Fikret'ten sonra, hatta Fikret'ten de etkilendiğini söylerler, Akif'tir. Çok sadedir. Sonra bile kendi şiirlerinden bazı sözcükleri de değiştirdi. Mesela Ebri Nisan yerine Mor Bulutlar dedi kendisi. Yani olabildiğince Türkçe sözler söylemeye çalıştı. Ama önemli nokta şu, bunun üzerinde durmak istiyorum. Yani Akif, mevcut Müslümanlığın bizi çökerttiğinin bilincindedir. Mevcut Müslümanlık ne? Mevcut Müslümanlık, Osmanlı'da Sultan Selim'le başlayan, Kanuni döneminde coşan, hilafetle dini karartan bir din anlayıştır. Bunu en güzel eleştiren de Katip Çelebi. Mizanül Hak fi ihtiyarül hak adlı eserinde diyor ki, Ulu Osmanlı Devleti'nde başından başlayarak Sultan Süleyman Han Hazretlerine kadar mekteplerde, o zamanki adıyla medreselerde, felsefe, hikmet, akıl bilimleri birlikte ve bağdaştırılarak okutulurdu. Ama Sultan Süleyman Han Hazretleri zamanında bazı müftülerin etkisiyle felsefiyat diyerek hikmet dersleri kaldırıldı, akıl bilimleri küçümsendi, çöküş böyle başladı. Çöküş, aynen bu tabiri kullanıyor. Çöküş böyle başladı. Çöküş 17. yüzyılda başladı ve baktığınız zaman temelinde dinin bozulmasını görüyorsunuz. Din bozuldu. Din bozulunca bilinç bozuldu. Diyor ki yani İbni Haldun'un da söylediği gibi, başka bir yerde söylüyor. İbni Haldun'un da söylediği gibi, ya bilimi dışlayan bir devletin yaşaması mümkün değildir diyor. Bir de İbni Haldun'dan delil getiriyor. Evet. Onun için o başka bir Müslümanlık özlüyordu. Ama özlemini de söyledi. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp İslam'ı asrın idrakine, ne demek? Çağın bilincine söyletmeliyiz İslam. Bu yüzden de kimi İslamcı geçinenler onu çok eleştirmişlerdir. Hatta birisi ona hakaret filan etti. Fesli bir adam vardı böyle püsküllü. Fesli. Efendim? Necip Fazıl Doğru. O da evet. Evet, o da yaptı da şimdi. O gitti, hadi erken gitti o filan. Evet, yani Akif'e hakaret etti. Yani çirkin bir sözle hakaret etti yani bir konuşmasında. Niye? Allah'sız. İki sebepten efendim. Allah'sız dedi efendim. Evet ya, bir de pe diye başlayan. Evet. Ya pezevenk kötü bir söz değildir aslında. Pezevenk iş bitirici demektir. Yani bizim işte Süleyman Demirel gittiği zaman Bakü'ye şöyle övüyorlar. Türkiye'nin en yakşı pezevenki Süleyman Demirel. Ama o iş bitirici demek ya. Türkiye'de başka bir
başka bir anlam kazandı filan. Ama o tabii o püsküllü adam o manada kullanmıyor tabii, hakaret için söylüyor filan. İki sebepten bir şiirlerinden birisinde Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı dedi ya. Vay, nasıl Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı dersin filan diye eleştirenler var. Çanakkale şehitlerinin adı. O destan şiirinde müthiş bir şiirdir o. Gerçekten müthiş bir şiirdir. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o rükü olmasa dünya değilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor bir hilal uğruna ya Rab. Ne güneşler batıyor. Ya şu şiiriyete bak, şiir budur. Yani güneş batmazsa hilal iyi görünmez filan anlamında. Yani gerçekten çok güzel bir şiirdir. Şimdi şiiri güzel okuyor, tuzağına düşersem şiir okuyup bilmem gerekir. Halbuki söyleyeceğim sözler var. Akif evet İslamcıdır ama inkılap istiyorum ben de fakat Abduh gibi falan diyerek Efkani, Cemalettin Efkani'nin etkisindedir. Cemalettin Efkani İslam uluslarının kurtuluşunun İslam uluslarının ulusçuluğunda olduğunu söyler. Ya İslam uluslarını kurtaracak onların milliyetçiliğidir der. Bunun mücadelesini yapan çok bilinmeyen, çok anlaşılmamış, hala üzerinde tartışmalar olan ama çok önemli bir insandır. Gerçekten Afgan mıdır yoksa İranlı mıdır o bile bilinmiyor ama Afganistan'dan gelmiş Cemalettin Efkani falan Akif'in üzerinde çok etkili. Yani o besbelli zaten Safahat'ta falan kendisini ortaya koyuyor. Akif evet ama sonra ne yaptı? Sonra Akif'in hayatında çok konuşulmayan, çok ilginç bir dönüşüm oldu. O da şu, milli mücadeleye başlayınca, milli mücadele sırasında kimi İslamcılar, Mustafa Sabri, Dürrüzade, İskilipli Atıf Hoca gibi, kimi müftüler, kimi tarikat şeyhleri gibi, Yunanlıların safında yer aldılar. İngilizlerin adamı olarak Yunanların safında yer aldılar. Ya bu gerçeği de konuşmalıyız. Yani kimi müftüler? Konstantin için hutbe okuttular. Kimi tarikat şeyhleri? Bütün tarikat şeyhleri, bütün müftüler demiyorum. Ama kimi tarikat şeyhleri? Yunanların başarısı için dua ettirdiler müritlerine. Tuzlu ekmekle karşılayanlar oldu. Başlarında müftüler. Oldu bu. Ama bunun yanında da mesela Ankara müftüsü gibi bayrağı diken Ankara müftüsü. Üç büyük din adamı milli mücadeleye çok büyük destekler vermiştir Akif'in dışında. Akif din adamı değil, dinin adamı. Akif dini çok iyi bilen ama mesleği aslında yüksek baytar, veteriner yani Akif. Mesleği o. Ama o müspet bilim alışı değerli hocamın söylediği gibi Akif'te doğu kültürü de var. Ama batı kültürü de var. Ve çok ilginç de sözleri var. Ya nereden biliyorsun? Diyor ki, ya bir parça kömürden diyor, yani maddenin küre-i zerreye diyor, yani atomun yapısından öyle bir güç elde edilecek ki, Allah Allah, bu da müthiş bir şey yani. Onu da görüyor. Onu da biliyor, onu da söylüyor ki, o dönem daha böyle bir şey yok. Yani, çağ yakalamak gerektiğini ısrarla söylüyor Akif yani öyle ne geridir ne de gericidir öyle bir şey yok. Evet. Dönüşüm ne? Dönüşüm şu. Milli mücadeleye başlayınca Ankara'ya geldi. Milli mücadeleyi yürütenler Türk Ocaklılar ve Türkçülerdir. Ama o dönemin Türkçüleri biraz farklıdır. Sonraki dönem Türkçülerinden farklıdır. Açık söyleyeyim mesela atsız Türkçülüğünden farklı bir Türkçülüktür o. De Doktor Reşit Galip, Bozkurt, efendim Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç, evet, bunlar hep Türkçüdürler. Sonra onlara komünist filan da diyenler oldu. Ya Hasan Ali Yücel, Mevlevi ya, adam nasıl komünist olacak? Nereden çıktı komünist? Ama diyenler oldu. Burada biraz kendi mahalleme yönelik öz eleştiri mi yapıyorum? Evet. Gerekli ama. Gerekli ya. Yapmalıyız yani artık. Her şey açık açık konuşulmalı. Evet. Ben şimdi onları inceledim. 30'unu konuştum şeyde. Babam bile, benim babam çok aydınlık bir adamdır.
88 yaşında. Demiş ki ya bu Kemal de komünistleri övüyor demiş falan. Tonguç'u anlattın. Onun için söylüyor. Çünkü o neslin Türkçülerinin kafasında Tonguç komünist. Ya Tonguç'un bir kitabı var ki bir yani salık veririm. Yani 400 sayfa mı ne 500 sayfa mı? Eğitim meselesini anlatıyor. Babamdaki yansıtları mezunu. Öyle mi? Evet. Şeye bak şimdi. İster. Söyleyin. Refaiye'de ben Erzincanlıyım. Refaiye'de ilk kitabını açan kişi. İşte köy enstitüleri ben anlattım. Hakikaten köy enstitüleri bu ulusun büyük bir buluşuydu. Kıyıldı buna. Yazık edildi. 17 bin öğretmen yetiştirdi. Bugün 17 bin az gibi görünüyor. Çok büyük rakam. Çünkü öğretmen yok. Öğretmenler Çanakkale'de ölmüş. Osmanlı'da 1914'e kadar okuma yazma bilenler askere alınmazdı. Ziyan olmasınlar diye. 14'te Almanların zorlamasıyla öğrenciler bile askere alındı ve Çanakkale'de öldü gittiler. Sonra hiç kimse yok. Atatürk bir şey buldu. Askerlikte çavuş onbaşılardan okuma yazma öğrenenler eğitmen adı altında görevlendirildi. Benim babam üniversite mezunudur. Birlikte bitirdik aynı yıl. Annem ilkokul 3'ten şehadet namesi olan kişidir. Ama benim mektuplarımı da okurdu, bana mektup da yazardı filan. Onu eğitmen eğitmiş, öğretmen değil. Sonra işte köy enstitüleri geldi. Büyük bir devrimdir köy enstitüleri. Ama işte hikayesi uzun, girmeyelim. Dönelim geriye. Osmanlı'nın aydınlarından kimileri de Türkçülük yoluyla Türkiye'nin kurtulabileceğini ve Turan'ı kurarsak işte büyük olacağımız falan düşünüyorlardı. Ama bu arada din ve gelişme konusunda aydınlar ikiye ayrıldı. Osmanlı'nın son dönemlerinde çok ciddi aydınlar vardır. Bazı yönlerini eleştirdiğimiz II. Mahmud'un kurduğu kurumlar, eğitim kurumları çok önemlidir. Yani tıbbiyeyi kurdu. Hiç sevmem, beğenmem ama o dönem için doğruydu. Fransızca eğitim yapıldı. Harbiye'yi kurdu. O harbiye'yi kurmasaydı o milli mücadeleyi kuracak paşalar nereden yetişecekti? Halk ona gavur padişah filan diyordu. Gavurluklar da vardı tabii bu arada. Yani şimdi konuşursak 1838 Türk-İngiliz ticaret anlaşması bir gavurluktur yani. Ama o dönemin şartlarında hasta yatağında imzalatıldı filan. Aydınlar ikiye bölündüler. İkiye bölünen aydınların iki temsilcisi. Birisi Tevfik Fikret, birisi Mehmet Akif. Ben ikisini barıştırdım. Nasıl barıştırdın? Kanal B'de ikisini de anlattım. Ve şimdi olsaydı birlikte olurlardı dedim. İkisi de Fransızca biliyor. İkisi de Batı klasiklerini okuyor. Önemli olan o. Atatürk dahil bütün o aydınlanmacı klasikleri okuyan adamlar onlar. Gerçek aydınlar yani. Bölünme nasıl? Fikret dedi ki kurtuluşumuz için dinlerden kurtulmamız lazım. Ya bu dinlerin hiçbirisinde bir fayda yoktur falan. Yani Fikret'i ve onu takip edenlerin görüşü oydu. Yani dinin kendisinden kurtulmamız lazım. Mesela onun Tarih-i Kadime Zeyl adlı kitabı çok önemli, şiiri çok önemlidir bu konuda. Neler söylüyor, neler söylüyor. O sözleri de Akif'e söylüyor. Akif ona dedi ki, bugün Allah'a söver, yarın 3-5 pul ver, utanmaz. Hristiyanlara zangoşluk eder. Fikret önce böyle 2 yıl falan sustu. Sonra cevap yazdı. Ve cevap yazarken tabii ilginç yanı şu. İşin ilginç yanı ya. Bunların yazışmalarındaki ilginçlik. Akif ondan bahsederken dahi diye bahsediyor. Şiirin dahisi diyor. Doğru. Fikret dahidir. Şiirde. Dahi diyor. Galatasaray'ın dahisi diyor. O da ondan bahsederken Sırat-ı Müstakim'in mollası diye. Molla Sırat diyor. Sırat-ı Müstakim'i çıkarıyor ya.
Ve şiiri şöyle başlıyor. Diyor ki, yani işte Akif'in adını vermiyor da bize zangoç diye iltifat etmiş diyor. Sonra diyor ki, yok üstadım, ben de muvahhidim diyor. Fakat anlaşılıyor ki Tevfik Çetin tevhidciliği bugün deizm denilen ya da panteizm ya da panenteizm diye adlandırılan anlamda Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama dinlere inanmıyor, onu söylüyor. Ve tevhidçi, ya bir anlamda vahdet-i vücutçu yani Fikret. Ama Akif'in çok üzüldüğünü söylerler. Bilmem siz ne dersiniz yani. Bu şiiri yazdığı için çok üzüldüğünü söylüyor. Evet, hatta Safahat'tan çıkardığını... Safahat'ta yok, evet. Evet, yani o şiirleri külliyatından çıkarıyor yani. Safahat'ta yok o. Evet. Ama bir yerde böyle zangoç mangoç karıştırıyor yine ama Fikret'ten bahsetmiyor. Evet. Yani ama bir yerlere koymuş yine, bir şiirinin bir yerinde var Safahat. Evet, bu ikisi farklıydı. Akif ne diyor? Akif diyor ki, bu din bozuk diyor. Yani şuraya yazmıştım, tam okuyayım. Müslümanlık bu değil, biz yolumuzdan saptık. Yani söylediği yaşanan Müslümanlığın Müslümanlık olmadığını söylüyor. E peki nasıl yapacağız? Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı çağın bilincine söyletmeliyiz İslam'ı. Demek ki Akif'in yeni İslam'ında iki kaynak olacak. Bir Kur'an, bir de çağın bilinci. Çağın bilinci ne? Çağın bilinci insanlığın gelişmesinin geldiği yer. O gün o çağın bilinci, bugün de bu çağın bilinci. Yani neyi kastediyor olabilir? Şunu kastediyor. O dönemde, Kur'an-ı Kerim'in ortaya çıktığı dönemde söz gelimi kadınlara hiç mirastan pay verilmiyordu. Kur'an-ı Kerim yarım verdi. Bu bir devrim o zamana göre. Kadınların tanıklığı kabul edilmiyordu. Ama onun yerine iki kadın bir erkek. Bu da bir devrim. Yani hiç olmasa yarı yarıya filan. Efendim, o dönemde cariyelik vardı, kölelik vardı, vardı. Şimdi birçok Müslüman, bilhassa Türk Müslümanları, Müslüman Türkler, Kur'an'da cariyeliğin kaldırıldığını zannederler. Öyle değildir. Kölelik kaldırılmadı. Ama kölelik dünyada zaten yeni kaldırıldı. Yani söz gelimi Amerika'da iç savaştan sonra Abraham Lincoln, o da 4 rey farkla köleliği kaldırdı. Yani şu çağın bilinci bu. Allah'ın eşyaya ve halka koyduğu bir yasadır bu. Gelişiyor insanlık. Vicdan da, ortak vicdan da gelişiyor. Bu gelişen ortak vicdan herkesi geliştirmiyor. Ama bir ortak vicdan gelişiyor. Şu anda şu salonda bulunan hiç kimse artık cariyelik diye bir kurumun diriltilmesi geldiğini düşünmez. Benim bir arkadaşım Asri Çubukçu, belki tanıyan vardır, profesördü. Asri Bey, Arapça profesörüydü. O anlattı. Bu Tayyar Bey'le falan, Tayyar Altıkuluç'la falan Irak'a gidiyorlar. Bu arada emarete gidiyorlar. Emareti gezerken onu gezdiren bir Arap gezdiriyor. Bir kadın geliyor. Ortada bir çeşme var. Birden üstüne atıyor. Ve yaz günü orasını, burasını, şurasını yıkamaya başlıyor. Bağışlayın yani. Göğüslerini de yıkıyor. Yo ne oluyor filan dedik diyor. Arap demiş ki o cariyedir. Ona serbesttir. Hala yaşıyor da. Sayın Bakanım, bitiriyor. Mehmet Akif'le ilgili anlatacaklarınız bitti galiba. Başka bir konuya geçiyoruz. Çağın bilinci. Bak, bitmedi, şöyle bitmedi. Nasıl? Çağın bilinci on, derken... 10 dakikadır Akif'i bıraktınız. Başka bir konuya. Peki, Akif'e de. Akif, doğru, bu ikaz yerinde. Tabii ya, beni bırakırsanız 5-6 saat konuşurum. Onun için beni yönetmeniz lazım. Tamam. O moderatör falan değil ya, bırakın o lafı, ne olur ya. Ne moderatörü ya? Yönetici işte, burada yönetiyoruz. Bir o da modadır gidiyor, moderatör falan. Moderatör müydü, retor müydü?
Ya ne olur Sayın Başkan, size çok çok teşekkür ederiz. Bunu düzenlediniz. Bizim de dilimiz şişmişti benim. Bunlar konuşuyorlar. Birisi zaten siyasetçi konuşup duruyor, diğeri de hoca. Benim dilim şişmişti. Şimdi dilimi şişin indiriyorum ama doğrudur. İyi, uyarısı yerindedir. Kestirmeden gideyim. Akif kendisine ne yapalım üstad diye soranlara ne yapacaksınız? Gidin Türk Ocağı şubesi kurun diyordu. Üstad sen de mi Türkçü oldun? Diyenlere ne sandınız ya? Kimsenin Türkiye horozluk yapmasına izin vermem diye cevap veriyordu. Evet. Bu Akif'in bir evrilişidir. Zaten yani ırkıma yok izmihlal nedir ya? Yani? Irk nedir? Tabii orada ırk dediği rasist anlamda ırk değil. O ırk dediği millettir yani. Ulustur, budundur. Ama ondan başka bir şey de değildir. Evet. Akif artık o Akif'tir. Dinden vaz mı geçti? Yok, yine Müslümandır. Ama Akif hep zaten hakiki Müslümanlık diye bir deyim kullanır. Onu arar. Onu özler. Peki sonra ne oldu? Bitiriyorum madem sayın. Benim daha çok konuşmamı isteyenler bana kızmasınlar. Sayın yöneticimize kızsınlar. Şaka. Şimdi bakınız. Size Akif'in son kanaatleri ile ilgili hiç adetim değildir. Konuşma yaparken okumayı sevmem. Ama burada olduğu gibi okumak istiyorum. Bunu da bitiriyorum. 200 saat dedim ama izin vermedi. Ne yapayım başkan? Onu çok severim bu arada. Kalaysa. Yani Allah'tan kork. 15 dakika süreniz vardı. Yarım saati geçtiniz. Yarım saat de var. Müdahale etmiyor. O başkaları için 15 dakika. Benim için 4-15 dakika demektir. Peki bitiriyorum. Yo yo. Takılıyorum. Seni sevdiğimi biliyorsun. Şimdi Akif'e soruyorlar. Bu bir mecmuada yayınlanan bir söyleşi. Yarım Ay Mecmuası. Mısırlılar bizim edebiyat, birçok konu var da ben önemli gördüğüm birkaç yeri okuyacağım, çok değil. Mısırlılar bizim edebiyatımızı takip ediyorlar mı? Maalesef asla takip etmiyorlar. Bunun da biricik sebebi malumunuzdur ki Mısır yarı İngilizlerin sayılır. Bu tesir ile Mısırlıların bütün şartlı rabıtaları gayet gevşektir. Dedikten sonra şunu söyleyeyim. Mısırlılar Türkleri taklit etmek için ancak ve ancak muazzam inkılabımızın her safhasını büyük bir merakla takip etmektedirler. Mehmet Akif söylüyor. İstiklal mefhumunu anlayan her münevver Mısırlı Türk inkılabının aşığıdır. Türk inkılabının genişliğine, eşsizliğine inanan Mısır matbuatı ve münevverleri bizim milli hareketlere ait olan bütün yeniliklerimizi büyük bir dikkatle izlemektedirler. Şüphesiz ki gazetelerde okumuşsunuzdur. Geçenlerde Mısır'da münevverlerin istiklal için büyük kavgaları oldu. Bu kavgalara iştirak eden bütün istiklalci münevver zümrenin hemen hepsi Türk inkılabının her safhasını bizim kadar bilirler. Yukarıda bunun ne demiştim? Tarihi kaç? 1936. Kaynağı ne? 36. Kaynağı çok ilginç geldi değil mi size de ve güzel geldi. Kaynağı mı yoksa Niyazi Acun Yarım Ay Mecmuası'ndan almış. Niyazi Acun konuşmuş 35. numarası 15 Temmuz 1936 hastanede. Hastanede. Evet. Rivayet kendi ağzından. Kendisiyle görüşme yapılıyor. Yazmış olamaz. Hayır. Doğrudan görüşüyor ve yazıyor ve yayınlanıyor döneminde. Anladım. Önemli tabii yani. Sayın Başkan'ın bu sorusu da önemli. Bilim adamı olduğu için kaynak soruyor tabii, haklı. O aynı zamanda profesör biliyorsun, siyasetçiliğin dışında. Profesör. Yaman gaspı yapmaz. Sen efendim? Efendim? Doşent, profesör olmadı. Hala olmadı mı? Siyaset yüzünden.
Mısırlar dünkü Türkiye'yi değil, bugünkü inkılap Türkiye'sini takdir etmekten asla kendini alamıyorlar. İnşallah iyi olur olmaz İstanbul'u baştan aşağı gezeceğim ve ondan sonra milli mücadele senelerinde harap bir yer iken bugün Türk inkılabının en canlı timsali olan Ankara'yı ziyaret edeceğim. Mısır'dayken fotoğraflarını gördüğüm bu modern şehri, bu cumhuriyet yüreğini gözlerimle görmeye gideceğim. 10-11 senelik bir vatan hasretiyle çırpınan vatan şairi dedi değerli arkadaşlarımız. Evet, vatan şairi. Ruhumun en büyük milli eserini o zaman yazacağım. Bu zamana kadar yazmış olduğum eserler hep istiklale kavuşmak içindir. Fakat bugün başarılan inkılapları gördükten sonra yazacağım eserde kanaatimce bir inkılap eseri olacaktır. Devam ediyor, atlıyorum. Çünkü vatan bizim, fikir bizim. Artık başımızda fikrimize balta vuracak, ayağımıza demir bağlayıp bizi denize atacak korkunç saltanat kuvvetleri yok. Bu arada Akif bir anda cumhuriyetçidir. Saltanata şiddetle, bilhassa Abdülhamid'e çok şiddetle karşıdır. Haklı haksız ama bir gerçektir. Evet, bitti. Sana bakalım ne çabuk bitirdiniz. Bence de. Daha yeni başladık ya. Ben biraz daha konuşur diye bekliyordum ama ben hayal kırıklığına uğrattı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ümit Bey, sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler. Zaten Sayın Namık Kemal Zeybek benim kullanacağım vakti de kullandığı için daha bir şey söyleyeyim. Ne oldu? Vakit yoksulu musunuz ya? Ne oldu? Yok, hepimizin ucu açık. Vakti vardır. Ama bugün sabahtan beri ekonomi masasının düzenlediği, evet, duydum onu, ekonomi formundayız. Güzel olmuş. Orada da programlarımız vardı. Onda başladı. Bu saate kadar devam ediyor. Sayın Başkan da zaten sağ olsunlar. Hem oranın organizasyonunda hem buranın organizasyonunda ve oluşturulmasında emeği vardır, kararı vardır. Kendisine teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Güzel bir toplantı oldu. Tabii Abdülhamid sevmiyor. Bu arada sevmiyor izleyicilerden. Ama bunlar birçokları sevmiyor Abdülhamid. Konuyla bağlantılı. Ben onların aynı kanatta değilim. Yani Namık Kemal Bey gibi konuyu aşarak değil de konuyla bağlantılı soru sormak isteyenler varsa 3 tane soru alabiliriz. Ama şu kısmını anlayamadım Sayın Bakanım konuşmanızda. Neredeyse Cumhuriyet'in ilk yıllarında kim yaşamış, nefes almışsa hepsini Türkçe yapacaktınız. Ben kitabını yazdım, yakında çıkacak. Okuyunca göreceksiniz, evet. Hepsi Türk Ocaklı. Soruysa anlatayım tek tek. Yani Akif'e bile Türkçü dedikten sonra Akif getirmeye gerek yok. Akif evet, Türkçülüğe evrilmiştir Akif. Türk Ocağı kurun sözü. Bu Türkçülüğe evrilmesi, şunu söyleyeyim, Türkçülük de türlü evrilerden geçmiş. Karşıt bir test sunacağım. Sorun. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki kadroların tamamı cumhuriyetçidir. Elbette. Tamam. Türkçü mü çoktur, cumhuriyetçi mi çoktur? Türkçü cumhuriyetçilerdir. Bak, evet. Benim çizgime geldiniz. Türkçü cumhuriyetçilerdir. Yani Doktor Reşit Galip söz gelimi. Sonraki Türkçüler onu Türkçü saymazlar. Ama Doktor Reşit Galip andığımızın yazarıdır. 1923 Nisan 1933'te Milli Eğitim Bakanı'dır. Evinde çocuklarıyla konuşurken filan bu sözler ortaya çıkar ve gelir ondan sonra Bakanlar Kurulu'nda teklif getirir ve ondan sonra okumaya başlanır. İşin ilginç yanı, milletime değil budunuma diye yazar. Sonradan Demokrat Partisi zamanında budunum sözü millet olarak değiştirildi. O kadar Türkçüdür. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Sayın
Buyurun. Şimdi değerli katılımcı büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Bir soruyu gerek Sayın Aktaş'tan gerek Sayın Bakanım'dan yanıtlamalarını isterim. Cumhuriyet öncesi Tevfik Fikret, Mehmet Akif arasında her ne kadar edebiyat alanında, düşünce alanında bir çekişme başlasa da Cumhuriyet'le birlikte Necip Fazıl ve Nazım Hikmet üzerinden bu bir siyasete evrildi ve ne yazık ki geldiğimiz noktada bu ideolojik tartışma belli siyasetlerin aracı haline geldi. Tam da bu noktada konuşmasını helalleşmeyse Nazım Hikmet'le helalleşelim diyen Sayın Ümit Aktaş'ın ve Sayın Bakanımın ben onları Kanal B'de buluşturdum düşüncesinden hareketle aşağıdaki kavgayı bitirmek için neler yapılabilir, neler söylemek isterler? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi fikir ayrılıklarını, düşünce ayrılıklarını, siyasi tercihlerdeki farklılıkları bir uzlaşma gerektirecek, bir barışma gerektirecek durum olarak değerlendirmemek lazım. Eğer bir ülkede farklılıklar yoksa zaten o ülkede problem var demektir. Farklılıklar her zaman faydalıdır. İnsanlar farklı farklı düşünmek suretiyle, farklılıklar birbirinden etkilenmek suretiyle düşünceler, duygular, eğilimler daha ileri noktaya taşınmış olur. Aynı şeyi sabahtan akşama kadar ömürleri boyunca konuşan insanlarda hiçbir gelişme görmezsiniz. Kapalı yapılara bakın. Aynı şeylere inanırlar, aynı şeyleri düşünürler, aynı siyasete bağlıdırlar. Bir arada başkasıyla konuşmazlar, get dolaşırlar. Ölene kadar aynı yanlışları tekrar ve tekrar üreterek yollarına devam ederler. Ne güzel bir ülkemiz var, ne güzel bir geçmişimiz var ki rengarenk fikirler var, düşünceler var. Birbirleriyle tartışmışlar, birbirleriyle atışmışlar. Bu tartışmalar, atışmalar, düşünceleri daha ileri noktalara taşımış. Ben bunu çok faydalı görüyorum. Bunları tek sınıfa dahil edelim, hepsini aynı torbanın içerisine koyalım falan diye arayışa girmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle düzelteyim, yani Haluk'la Asım sürekli kavga mı edecek o anlamda? Çünkü bu çatışmaya dönüştürüyor bir saatten sonra. Hayır canım. O anlamda söylüyorum. Niye çatışmaya dönüşsün? Asım'la Haluk kendilerini ifade etsinler. Biz de onlar kendilerini ifade ederken daha ileri noktada şeyler düşünelim. Tabii Asım da yok, Haluk da yok. Mehmet de bizimdir, Mehmet Akif de bizimdir. Yani tabii bu arada ekleyeyim izin ve Haluk biliyorsunuz Amerikalı oldu. Evet. Hristiyan oldu. Ve Türklükten çıktı. Amerikan ulusunun bir parçası. Bizim değil yani. Orada kiminle kavga ediyorsa etsin orada diyemeyiz bir şey. Asım ise yoktur yani. Asım Akif'in bir hayali kahramanıdır. Bir ideal insandır. Yaşayan bir insan değildir. Ama yani izin verirse Sayın Başkan konu içinde kalarak söyleyeyim. Nazım Hikmet'i biz yani işte 80 öncesinde de oturur mesela ta Akyol'la karşılıklı Nazım'dan şiirler okurduk. Sonra derdi ki ya bizim çocuklar duysa nedir acaba? Evet. Hakikaten gülünecek bir şey yani. Ama öyleydi. Öyleydi. Ben Nazım'ı hep sevdim yani şiirlerini falan. Efendim okumayacağım. Küstüm. Şimdi ama bir şey söyleyeyim. İlk gidişimde Bakü'ye, Azerbaycan'da 1990'da gittim. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hala vardı o zaman. Bahtiyar Vahapzade, Azerbaycan'ın en büyük şairi, belki de yaşayan, Türk dünyasının 20. yüzyılda yaşayan en büyük şairi, çok büyük şairdir Bahtiyar Bey. O anlattı. Dedi ki Nazım gelince bana dediler ki genç şair git sen karşıla Türk şairini. Bana bir çayka verdiler. Çayka onların limuzini. Gittim aldım meydandan, havalandan geliyoruz. Duvarda bir yazı.
az iyi ya, yani Rusça bir yazı. Şöyle, dünyada barış. Dünyada barış. Nazım demiş ki, burası Rusya mı demiş. Yok demiş, burası Azerbaycan torpağıdır. E niye Rusça yazdınız demiş. Bir daha gelişte ben boya ve fırça getireceğim ve duvara Azerbaycan Türkleri dünyada barış istiyorlar diye yazacağım demiş. Oradan Türkmenistan'a gittim. Türkmen Kültür Bakanı dedi ki, Nazım gelirdi bize, konuşma yapar, derdi ki ne Türkmeni ya, siz bizim Toroslarda konuşulan Türklerin dilini konuşuyorsunuz, siz Türksünüz derdi. Yani iki örnek verdim, çok örneğim var da. Yani buradan baktığınız zaman başka bir şey görüyorsunuz. Hain, kaç, ne yapsaydı, 16 yıl adamı hapiste tutmuşsun. Öldürüleceğinden korktu. Zaten birisi de öldürüldü biliyorsun sınır geçerken filan. Tekrar hapse gireceğinden korktu, gitti oraya sığındı. Orada önce çok övdü rejimi ve Rusya'yı, Stalin'i filan. Ama bir süre sonra şair vicdanı birçok konudan rahatsız olmasına yol açtı. Ve Nazım hep takibat altındaydı dediler o zaman. Orada da. Yani ama siz Nazım'la Necip Fazıl dediniz ya. Ben Necip Fazıl'dan duydum. Ağzından duydum yani. O, yani benim bulunduğum bir yerde söyledi. Dedi ki Nazım'ın büyük ruhu komünizm gibi güdük bir ideoloji. Tabii o kendine göre bakıyor. Komünizm gibi bir güdük bir ideolojiyle tatmin olmaz dedi. Nazım'la hatıralarını anlatırdı mesela Necip Fazıl. Ben onun şiirini onun tarzında okurdum. O benim şiirimi benim tarzında okurdu. Biliyorsunuz ikisi de Yahya Kemal'in şiir öğrencileri. Ve Nazım'ın evinde. Bu arada Yahya Kemal Celili Hatun'a, hanıma aşık oluyor falan filan. Evet. Yani Sayın Başkan dediği gibi yani fikirler ayrı. Ama birkaç biz hepsini seveceğiz. Edebilir miyim? Tabii. Buyurun. Müsaadenizle. Şimdi toplumlar bir başlangıçtan sonra giderek muhafazakarlaşırlar. Bunların sosyalist veya İslamcı veya falancı filancı olmasının bir önemi yok. Süreç hep böyle işler. Toplumlar bir süreç içerisinde muhafazakarlaşırlar. Bu da onları krize götürür. Krizler yaşanır. Kriz yani düşmek, kritiğe yani düşünceye kapı açar. Oradan doğru biz yeniden olumlulukları, az önce Yunus'tan bahsettim, işte Akif'ten bahsettim, onların kurucu rollerinden bahsettim. Bunlar hep kriz içerisinde olan şeylerdir, arayışlardır. Bu arayışlarda biz mümkün olduğu kadar mevcut klişelerden, mevcut yargılardan, ön yargılardan, düşünsel tıkanmışlıklardan, katılıklardan kurtararak toplumu, kendi zihnimizi, vicdanımızı yeni bir yol ihdas etmek durumundayız. Ama bu yeni yolu ihdas ederken doğudan batıdan, sağdan soldan yararlanırız, yararlanmalıyız. Olumlulukları almalıyız. Yeni bir başlangıç yapmalıyız. Toplumlar ancak kendilerini böyle yeniler. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Akif'ten bir şiir okumadan kapatırsak olmayacak. Çanakkale şehitleri meşhurdur. Çok okunur. İstiklal Marşı'nı devamlı okuyoruz. Ben Bursa'nın işgali sırasında yazmış olduğu Bülbül şiirinden bir bölümü müsaadenizle okuyacağım. Ve onunla da kapatacağım. Eşin var, aşiyanın var. Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin halümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar bu mutlaklar
bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim hercümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş sürünsün şimdi milyonlarca mevasız dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem, diyor. Bu anma programını tamamlarken tekrar Maltepe Belediye Başkanımız Ali Kılıç'a, bu organizasyona emeğini ve heyecanını katan Maltepe Meclis Üyesi Besim Ünsaldı'ya ve katılım sağlayan değerli milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve tüm dostlarımıza saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Daha güzel günlerde bir arada olmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkan, sizi sahneye alalım bir fotoğraf çekimi için.